Yapay zeka burada Almanya'da da daha doğrusu Avrupa'da birçok işi aslında insan yerine yapmaya başladı arkadaşlar. Şimdi hem pozitif hem negatif yanı var. Bu videoda bunları konuşacağız size rakamlar vereceğim. Ee, önce Klarna adlı İsveçli bir firmayla başlayacağız. Klarna'yı hiç duymayan için şöyle bir örnek vereyim. Bu bir ödeme sistemi diyebiliriz. Nasıl Visa kart var, Mastercard var, Paypal var. PayPal gerçi Türkiye'de galiba yasaklıymış öyle duydum. Klarna da bunlardan bir tanesi. Daha bizim Almanya'ya çok gelmedi. Ya daha doğrusu Avrupa'ya gelmedi de bu Amerika'da şey sistemi var. Şimdi al sonra öde. Buy now pay later. Bu ödeme sistemleri de burada genelde kullanılıyor. Yani mesela bir şey alıyorsun. Artık sana 3 tane opsiyon veriyor. Diyor ki ister şimdi al ister 30 gün içinde al. İstersen de 36 aya kadar taksitlendirelim. Aslında insanlar bence daha çok farkında olmadan borçlanacaklar. O da başka bir hikaye ama neyse kendi parasını iyi kullanabilen için avantaj sonuçta bu sistemler. Klarna da aynı PayPal gibi işte bu sistemde çalışıyor. Şimdi al, sonra öde sisteminde. Ekosistemi diyelim. Bu Switch firmasının arkadaşlar daha öncesinde 5000 tane işçisi varmış. CEO'su Diyor ki burada notlar aldım çok rakam var çünkü yapay zeka e, sayesinde chat botlara ve müşteri hizmetlerine bunu koyduğumuz için 5000 çalışan yerine artık diyor 3800 e, kişiyle çalışabiliyoruz. Aynı işi yerine getirebiliyoruz diyor ve diyor ileride bu sayı 2000'e kadar düşebilir. Bakın 5000'den 2000'e yani %50'si insan gücü artık gidiyor yapay zeka bangır bangır geliyor. Şimdi abi şöyle bir istatistik vermiş. Biz daha öncesinde insan çalıştırıyorken mesela müşteri hizmetini arıyorsunuz ya veya bir şey kullanacaksınız hani sizi chatbot sizin sana nasıl yardımcı olabilirim falan diye soruyor, seninle konuşuyor. Diyor ki biz bunu daha önce insanla yapıyorduk müşteri başı 11 dakika sürüyordu verim sonuç almamız. Chatbot geldikten sonra arkadaşlar yani yapay zekalı chatbot 11 dakika ortalamadan 2 dakikaya düşmüş. Ya yükselmiş hız aslında hız yükseldiği için o süreç düşmüş oluyor. Yani adam diyor ki biz diyor burada %76'lık bir verim kazandık ve bu daha çok işlemi yapmamıza imkan veriyor. Bu sayede işte daha fazla para kazanmışlar. Burada yaptıkları cirolar var o bizi şu an etkilemiyor. Şimdi bunun üstüne bir de Vodafone'a geleceğim. Şimdi Vodafone'da arkadaşlar son 1,5-2 senedir 140 milyon euroya yakın yapay zekaya bir yatırım yapıyor. <laughs> Vodafone'da da değişik istatistikler var bir saniye. Şimdi Vodafone da demiş ki onun rakamlarını da aldım. <laughs> evet 140 milyon. A bak 2023 yılından bu zamana kadar arkadaşlar bir istatistik çıkarmışlar. Yani nasıl müşteri hizmetlerini arıyoruz ya Aa, internetim çekmedi işte Veyla'nın Wi-Fi'nin router'ı çalışmıyor falan filan. Bunlar bir istatistik çıkarmışlar. Tam 8 milyon müşteri talebini, 8 milyon arama sorma artık neyse müşteri talebini e, Vodafone yapay zeka yanıtlamış. Vodafone da aynı şekilde şunu söylüyor, biz diyor artık e, daha çok tasarruf e, yapabiliriz. Tabi burada daha çok tasarruf yapabiliriz e, dedikleri yani. Artık insana ihtiyaç kalmıyor arkadaşlar. Yani adam artık senin niye sağlık sigortunu ödesin? Niye senin emekliliğini ödesin? Bir sürü sigorta çeşidi var. Bir sürü çalışan bir çalışan çalıştırdığında maliyeti var firmanın. Niye ödesin? Artık ödemeyecek. Bir yazılımı alacak, kurduracak. Sistem takır takır gidecek yani. Anladın mı? Vodafone da buraya geçiyor. Çok insan işini kaybedecek. Şimdi dive gelelim. Vodafone'da başka söylemek istediğim bir şey yok. Evet. Evet 100. Aa, bak bir rakam daha var. Bütün müşteri e, taleplerinde nasıl bir problem yaşıyoruz arıyoruz ya ya da yazışıyoruz. Artık şu anda Vodafone'da bunların %65'ini yapay zeka e, botları cevaplıyormuş. Yani <laughs> Vodafone'da ee, yapılan işlerin yüzde 35'ini insan artık yüzde 65'ini yapay zeka yapıyor. Ki bu onlar da diyorlar bu daha başlangıç. Şimdi dive gelelim arkadaşlar. DIV. Div gerçek bir enstitü bu arada. Boru değil. Yani e, 140'a yakın bilim adamı falan çalışıyor bu şeyde. Kendiniz Google'dan bakıp görebilirsiniz yani. Şimdi bakın bu aslında divin yaptığı şey de moral bozucu diyebiliriz. Div diyor ki, ChatGPT ve ona benzer yapay zeka uygulamaları sistem e, Almanya'da başladığında, kullanıma açıldığında daha ilk 8 ayda, bir sene değil, daha ilk 8 ayda. yaratıcı sektörler ve freelancer'ların aldığı iş oranı yüzde %20 azalmış. Yani 10 iş yerine artık bu insanlar 8 tane iş alıyorlar ve diyor ki div, metin yazarlığı, yazılım geliştirme, grafik tasarım ve 3D modelleme, 3, 3 boyutlu modelleme en çok etkilenen dijital iş kolları oldu diyor. Ve Burada tabii 3 4 tane yapay zeka programının özelliklerini anlatıyorlar. Boşuna reklam yapmayalım. Ee, ve şey diyor. Aslında biz <laughs> gelecekte bunlarda da diyor insana olan şeyi azaldığını göreceğiz. Negatif olarak söyleyeyim. Şimdi Div bir de şöyle bir şey söylemiş. Gelecek için ee, bir prodüksiyon yapmaya çalışmışlar. Hani başka hangi sektörler etkilenebilir diye. Burada benim anlamadığım birkaç şey oldu ama telekomünikasyon diyor. Bankacılık, bankacılığı anlayabiliyorum. Sigorta, turizm, turizmi anlayamıyorum. Yapay zeka turizmde çalışanları nasıl etkileyecek ama. Ve diyor enerji gibi sektörlerde. Enerjiyi pek anlamıyorum. Yani kendim yapay zeka onun neresinde yer alıp turizmi veya enerjiyi bitirecek orasını bilmiyorum. Ama bunları da şey gelecekte en çok etkilenecek sektörleri koymuşlar. Şimdi ben belki bilmiyorum bu hafta yaparım. üç tane yapay zeka ile çalışan robot e, videosu. Biri gastronomi alanında bir tanesi özürlü, özürlü demeyelim engelli, felçli bir insana nasıl yemek yedirebiliyor bununla ilgili bir video. Detaylarını anlatacağım ve wow, sonra bir tanesi de neyse detaylara girmeyelim onun, onun videosunu da yapacağım. Şimdi arkadaşlar yapay zekayı ben de bangır bangır kullanıyorum. Size bir örnek vereyim yani valla uzun yazışmalar oluyor. Alıyorum mesela yazışmayı Copy paste diyorum ki buna şu cevabı yaz. Pat hemen her şeyini alıyor. Bom halletti. Öğrencilere mesela bazen bir içerik hazırlayacağım. Mesela size bir örnek vereyim. İkinci sınıflar. Genelde ikinci sınıflar çok okuma yazmayı daha. Kimisi yeni yeni öğreniyor. Kimisi kendi ismini yazabiliyor. Kimisi hiç yazamıyor falan filan. Şimdi mesela bu çocuklara e, yaptığın, iş, dersli işlediğin temayla konuyla ilgili materyal bulman gerekiyor. Her çocuğun da seviyesi farklı. O çocuğa onun özelliklerini gerektiren matery materyaller bulman gerekiyor falan. Biz eskiden hatırlıyorum yani öğretmenler "Aa sen o materyali nereden buluyorsun?" gidiyorduk, fotokopi çektiriyorduk, alıyorduk kütüphaneden. Ondan sonra millet birbirine soruyordu. Aa bunu şu konu için şu materyal var mı? Çünkü bizim çocuklara zor geliyor. İşte şu o eksik şu çocuğun e, Almancası çok iyi değil. Ona uygun daha basit dille yazılmışı var mı falan filan. Hep materyal arıyorduk. Var ya artık ben mesela kendi ders içeriğimi o sınıfı da biliyorsun hangi çocuğun ne yapabileceğini. Valla çetçe bitiyor diyorum ki şu metni daha kolaylaştır. Kolaylaştırıyor tabii ki mencur kontrol etmem gerekiyor ona. Ba derste işlemen gerekti. Yani artık benim mesela kimseye şey mecburiyetim kalmadı yani. Kendi aradığım, ettiğim, kullanacağım bütün materyali hazırlayabiliyorum. Yani olanı daha doğrusu varyasyon edebiliyorum diyelim tabii ki. daha hazır şeyleri kullanıyoruz ama yani eskiden yaptığımız o iş gücüne bakıyorum. Aramalar, sormalar, kütüphanelere gitmeler falan yok. Bugün internette çok güzel bir örnek görüyorsun mesela. Çok güzel oyunla matematik matematik ödevi var oyunlu böyle hikayeli hikayeli falan böyle işte çocuğun köpeği var köpeği kayboluyor onu köpeğini bulması için böyle bir oyun falan yaz yapmışlar İnternette buldum a CCB dedim ki bunun bir benzerini yaz bana abi aynı böyle hikayeli oyun ya yazdı abi yani <laughs> müthiş bir şey ha ileride işimiz arkadaşlar insan ol duygusal yani etkilen kabul etmek çok zor. Hepimiz etkileneceğiz. Ne yapalım? En azından avantajı neyse onu kullanmamız lazım. Bu kahve bu arada bu kola değil. Dışarıdan geliyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir bye. bay bay.